Her gün burada milleti birbirinize bırakmayın. Her gün geçiyorum, her gün buradasınız. Biz mi her gün? Haftada bir geliyoruz abi biz buraya. Siz gelmiyorsanız öbürleri geliyor. Her gün burada birileri var. Konuşmasın mı vatandaş? Vatandaş konuşsun da halin içine git, halin içinde konuştur. Halin içinde olay çıkıyor. Buyurun vatandaş, doğru, burada da var. Yaprak bile 30 lira Allah'ın yaprağı. Ot bile 30 lira. Siz memnunsunuz, buyurun memnun vatandaşı konuşalım. Ben 2500 lira alıyorum, Allah çok şükür bana yetiyor. 2500 TL. 2500 TL bana yetiyor. Göz aç olana yetmez. 2500 lirayla nasıl geçiniyorsunuz? Var mı bir formülü? Var, yeter bana. Köyde çiftçilik de yapıyorum. Ha, ek gelir var. Ek gelirim de var. Mazotu kaça alıyorsun beyefendi? Ne? Mazotu kaça alıyorsun Allah için bu? Mazot da bulamıyordun. Ya 1980'lerde mazot da bulamıyordun. Nüfus da bu kadar değil. Mazotu kaça alıyorsun şimdi? Ben ne hayvanlarım? Yanlış anlama. 200 dakar var, ekemiyorum. Başkasına icara veriyorum. Yanlış söyleme. Git başında dur, ek. Arpaya 7 lira fiyat verdiler. Buğdaya 9 lira fiyat verdiler. Rusya'dan ikram alıyorsun. Gelebilir miyiz? Tane tane bir konuşalım mı? Ne? Ne? Ekmek kaç lira? Beyefendi ekmek kaç lira? Ekmek kaç lira? Buğday geliyor. 5 lira. Nerede 5 lira? Ben İstanbul'u demiyorum. Burası İstanbul İmamoğlu. Burada şey var, Mansur Yavaş var. Sen İstanbul'u ben geçimi konuşacağım. Tamam. Bir sakin sakin konuşalım. Sakin sakin. Makarna çorba verdiler mi? Çay verdiler mi? Tamam, işler bitti. Sana makarna veriyor. Bize bir makarna ne vermiyorlar? Bize maaşımızı alıyoruz, geçinemiyoruz. Otu da alamıyoruz. Etten geçtik. Vatandaş da bizi hale gönderiyor. Halde durumlar iyi. Vatandaş alışveriş yapıyor diyor. Benim niye iyi değil? Ben vatandaş değil miyim? Evet. Ben de vatandaşım. Benim niye iyi değil? 2500 lira alıyorum. Ottan başka bir şey yiyemiyoruz. Et o da 2500 lira alıyorum. Rahat geçiniyorum. Ek geliri varmış ama o. Ne diyor? Ek gelirim var diyor. Ek gelirim varsa sen geçinirsin tabii. Benim ek gelirim ne yok? Ocağıyla 5-10 tane kalabalık bir yer bir olur mu? Da benim 10 tane kalabalığım var. Aç. Al hadi bunu da vallahi billahi aç. Hadi şu adamı geçindirsin. Ne 1500 lirası? 3000 lirayla geçinemiyor. Evet. Ya. Kaç nüfus var abi? 10 başınız var. Aynı evde mi? Aynı evde. Başka evde tutup kiraya çıkamıyorum. Evde pahalı. 300'de 500'de oturduğumuz evler çıktı 2 milyara, 1 milyara. Ya medallahta kaldık. Bu hayatın neresi? Abi çok keskin biçimde ayrılmış vatandaş. Bir taraf çok iyi diyor durumlar. Bir taraf çok kötü, açız diyor. Bir tarafı Eyola'nın şeyi vardı. Bu iyi diyenler beynine oksijen gitmiyor. Şu dört köşenin arasında neler çekiyor onu görün. Bu iyi diyenlerin beynine oksijen gitmiyor. Bakın ben açıkça söyleyeyim. İki tane evim var. İkisi de kirada. İyi güzel, çok güzel işim var. Ama ben şu anda bu halka acıyorum. Gerçekten acıyorum yani. İşler, hele şimdiki gençliğe müthiş biçimde yüreğim sızlıyor. Ya bir araba alma hayali bitti bir gencin. Düşünün bir eskiden hayali vardı, araba alma hayali. İnsanlar anlamıyorum. Diyor ki araba lüksmüş. Ne lüksü arkadaşım? Yeme içme gibi bir ihtiyaç oldu. Evet. Ya ben bu insanları anlamıyorum. Beyinlerinde ya oksijen gitmiyor ya da beyni hiç çalışmıyor. Evet. Bak tekrar diyorum. İki tane evim kirada. Maaşım da iyi. Çok güzel bir işim de var. Yöneticiyim. Ama ben geçiniyorum ama diğer halkı düşünüyorum ya. Ben düşünüyorum bu halimle. Bu halk kendini düşünmüyor. O zaman ne diyeceksin? Diyorsun ki daha beter olsunlar. Düşünmemekten kastınız nedir? Verdiği seçimlerden, oylardan dolayı mı diyorsunuz? Ya artık bitti yani. Bir kere kafalarında şunu silsinler. AK Partisi'ymiş, CHP'ymiş, MHP'ymiş, İYİ Parti'ymiş. Bu siyasi düşünceyi yok etsinler. Hangisi benim ülkeme ve vatanıma, insanlara hayırlısıza götürüp ona oyunu vermek zorundalar. Biz zihniyet belirlemiş, o sağcıdır, o solcudur, o Alevidir. Ya bırakın artık bunu, bitirin. Ya insan Avrupa'daki, dün ben Antalya'daydım, şirketten dolayı denetleme gittim. Avrupa'daki insanlar gelmiş krallar gibi tatil yapıyor. Ellerinde çantalar, alışveriş yapıyorlar. Senin ülkendeki insan alışveriş yapamıyor ya. Eskiden ben 15 günde bir annemle gider lokantaya giderdim, yemek yerdim. Ha gene yapabilirim. Ama yapmak istemiyorum. Diyorum ki yarınımı görmüyorum, geleceğimi görmüyorum. Kıyıya köşeye para biriktirmeye çalışıyorum. Çünkü yok geleceğim. Halen garantide hissetmiyorum diyorsunuz. Hayır, kendimi garanti hissetmiyorum. Bakın işim var. İki tane evim kirada ama garanti hissetmiyorum kendimi. Çünkü ne olacağımı, önümü göremiyorum ya. Önümü göremiyorum. Ya arabam var. Evde bekliyor ya, yatıyor ya. Böyle bir zihniyet var mı ya? Ben arabamla gezmek istiyorum. 32 milyon olmuş. 32 milyon bir litre mazot. 2,5 milyon
milyarla ben neyini geçeyim? 1000 lira ev kirasını veriyorum. Yol parası 900 lira veriyorum. 600 lirayla sen bir ay geçinebilir misin? Sana soruyorum, bir ay geçinebilir misin? Ya insan biraz Allah'tan korkar. Ama ne olmuş? Bu sağcıymış, bu sağ... O yok. Bu ülkeye kim bir hayırlı taş indiriyorsa Allah yar ve yardımcı diyorsun. Evet, hem konuşayım hocam. Tamam. Tamamladıysanız. Hocam şimdi nasıl yapacağız? Bu kadar sen 2,5 milyar geçin. Hatta at yarışın ya kızman. 2-4. Bravo. Hasan abi. Eyvallah. Bravo. Tamam. Teşekkür ederiz. Devam edelim mi abicim? Buyurun. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne diyeyim abi? Bir millet var. Millet konuşsun. Nasıl düzelir peki abi? Sizin bir vatandaş olarak. Bilmiyorum. 23'te düzelir mi arkadaşın dediği gibi? Düzelir diyorlar ama zor. Zor zor. Bu ne düzelecek? Bu böyle gider bu saltanat. Daha düşmez. Doğru söylüyor abi, oğlana bir tane araba aldım. 3 sene oldu alalı, daha 3 senedir yatıyor, çürüdü. Satamıyoruz da. Mazıttan pahalı, binemiyor. Bir iş yapacak yapamıyor. Hiç kimse... İş yok, güç yok. İşinden de çıkardılar bu pandemi dolayında. Allah yardım etsin abi. İnşallah güzel olur. Ben de satıp da o evi geçindirmem. Vallahi billahi böyle zorlukla geçiniyoruz. İnşallah güzel olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkes zor durumda. Zengin kesimi de, fakir kesimi. Zaten fakir kesim dibe çökmüş. Ben şunu konu ediyorum. Kedi mamalarına, yani sokak hayvanlarının mamalarına lütfen artık KDV indirsinler. Evet. Yeter yani, bir benim evimde evcil 8 tane hayvanım var. Sokağa mı atayım onları? Hasta, yani engelli. Ben şimdi onu almışım 6-7 yıl önce. Şimdi atayım mı? Alamıyorum şimdi. Mama olmuş 1100 lira. Kedi maması mı 1100 lira? Aynen öyle. 1100. En kötü mama 750. Onu da benim yavrularım yemiyor. Yani bilmiyorum neden, kime gidiyor bu, kim ilgileniyorsa bir lütfen rica. Ben kimseyi de karalamak istemiyorum. Kimseyi tarafında tutmuyorum. Hepsi aynı. Başa gelince değişiyorlar yani. Hepsi aynı. Ama şunu da söyleyeyim. Bu başımızdakinden başka da doğru düz bakan olmaz. Onu da söyleyeyim. Şikayet ediyorsunuz. Birini denemek gerekmez mi bu durumda? Öyle de ama bakalım, bir deneyelim ama inşallah o da onun gibinden daha beter çıkmaz. Öyle diyorlar başa gelince. Kim olur peki sizce? Yani kim olsa iyi olur? Allah bilemiyorum. İnşallah hakkımızdan hayırlısı kimse olsun. Ben seçmiyorum yani. Eyvallah, tamam. Devleti güzel yönetsin, insanlara güzel baksın, bize güzel eylesin, yeter. Tamam. Ediyorum. Sağ olun. Buyurun konuşalım abi. Sizce nasıl vatandaşımızın durumu? Sıradan alalım. Durumu kötü. Bir ekmek 5 lira olmuş da, onun için ekmekler 5 lira olmuş. Onun için yetişmiyor hiçbir şey. Ondan sonra şu markete giriyorsun, marketten boş çıkıyorsun. Domates olmuş 25-30 lira. 30 lira olduğu için kimse bir şey alamıyor, yanaşamıyorsun. Fazla konuşacak yok. Tamam, abla düşünüyor. Ayağa kaydı. Tamam. Durum böyle diyorsun yani abi. Evet. Abi buyurun sizden de alalım. Abi buyurun sizden de alalım. Senden hiçbir şey almam. Hiçbir şey almam. Devam mı abi, memnun muyuz? Ya daha ne olacak? Bundan daha ne olacak? Hangisi gelse yapacak? Hangisi gelse iyi yapacak? Onu söyle bay. İyi gelecek kimse ona verelim. Kime iyi gelecek? Abi senle daha önce röportaj yaptık. Ekonominin kötü olduğunun farkında ya, mısın? Yani şimdi kabul ediyor musun? Şimdi diyorsun ki para yok diyor. Para olanlar da tonlarca. Evet. Tonlarca. Bir adam 4,5-5 milyar maaş alıyor. Yetmiyor. Daha ne olacak? Yani zenginler zenginleşiyor, fakirler fakirleşiyor yani. Şu durumda. Egal. Yes. Eyvallah. Tamam dayıcım. Teşekkür ederim. Sağ olun abi.